Evet, selamlar herkese. Dünkü videomda da yine ifade etmiştim. Şubat ayı hisselerini bugün öğleden sonra yapacağız. Bugün henüz 31 Ocak. Ocak ayı bitmedi aslında. Normalde ben her ayın en son günü yapıyorum. Seanstan sonra yapıyorum ama bu sefer akşam bir eğitimim olacağı için şu saatte yapacağım. Şu anda saat 16:20. İşte şimdiden bir Şubat ayı hisseleri şeyini yüklüyoruz. Bitiyorsunuz. Geçen ay Ocak ayında aslında iyimser bir ay oldu. Yani endekste %7'lere yakın bir yükseliş oldu. Az sonra zaten açacağız şeyden de. %7'lere yakın bir yükseliş oldu ama öyle bir 2 gün oldu ki 18 mesela 18 Ocak tarihi işte bu Rusya-Ukrayna savaşının çıktığı haberler. O gün bildiğiniz gibi endeksimizde %4'lerde ciddi düşüşler oldu. Böyle tek bir günde çok sert hareketler oldu. Hal bu şekilde olunca tabii bizim hareketli stoplar olduğu için de birkaç hisse hem de iyi de yükselen hisselerde erken stoplar oldu. Bu yani hepiniz zaten izliyorsunuz. Her ay yapıyoruz bu videoyu. Hemen hemen her ay yaşadığımız bir şanssızlık bu aslında. Evet, isterseniz ilk başta bir şey bir inceleyelim. Geçen ay ne demişiz? Kimler var? Aksa vardı, Aksen vardı, Alarko Holding vardı, Eczacıbaşı İlaç vardı, Traktör vardı, Selçuk Ecza vardı ve Çemtaş vardı. Çemtaş'ta da hatta şu lafı etmiştim, yani Çemtaş'ı da bir risk alıyorum diye, yani risk almak istedim. Bunun anlamı şu demek, yani aslında Çemtaş'ı çok böyle güvenerek almıyorum ama yine de gidebilir, bir şey yapabilir. Fakat hani çok da güçlü de olmayabilir, yine de bir risk alıyorum şeklinde bir yorum yapmıştım. Nitekim aldım ama tabii %4 ile hareketli stop en sağda izlediğiniz gibi %4 ile Çemtaş'ı stoptan bitirdik. Aslında %7 eksi de, yani bugün şu anda %3 yukarıda ama onunla beraber, ona rağmen Ocak ayının en başından en sonuna kadar tabii bu veriler yani saat 16:00 itibariyle falan elle girdim. Onu da haberiniz olsun, yani akşam 18'de belki de daha farklı bir tablo oluşacak, bilemiyorum. Aksa aslında %7'lik bir düşüş yaptı Ocak ayında. Biz hareketli stop sayesinde %1 artıyla çıkmışız. Aksen %21'lik bir yükseliş yaptı. Biz %13 ile bitirmişiz. Burada yine o günlerin önemi var. Yani 18 Ocak'taki o sert hareketle stop olduk yani. Ama yine de %13 yazdık. Alarko Holding, en çok üzüldüğüm bu oldu. %48 gibi bir yükseliş var geçen ay. Ocak ayında, çok pardon. Biz %12'sini alabilmişiz. Yine o 18 Ocak'taki sert harekette hareketli stopa girmişiz. Eczacıbaşı ilaç %19 yükseldi. Biz yine hareketli stopun etkisiyle %6'da çıkmışız. Türk traktör %2 düşmüş. Biz %4 artıyla çıkmışız. Burada da hareketli stopun faydasını yaşamışız. Tıpkı Aksa'da yaşadığımız gibi. Selçuk Eczacıbaşı %5 hareketi var. Biz %7 ile çıkmışız. Burada da mesela hareketli stopun yararını görmüşüz. Çemtaş'ta %7 düşmüş. Biz %-4 ile çıkmışız. Bunun anlamı şu demek, bir ana stop seviyesinden çıkmışız. Yani Çemtaş aya ilk başladığı andan itibaren ciddi bir yükseliş maalesef yapamamış. Bizi de hareketli stop loss'tan bitirmiş. İsterseniz bir üstünden bir geçelim. Evet, bu Alarko Holding 12.58'de giriş yapmışız. Bakayım siz izleyebiliyor musunuz? Evet. 12.58'de giriş yapmışız. İlk başta hareketlilik artıyor. Geliyor geliyor. İşte tam şu gün 18 Ocak'ta maalesef bir kerelik bir aşağıya iniyor. Hareketli stopun altına iniyor. Ardından yeniden üstüne çıkıyor ertesi gün ve tekrar yukarı doğru hareket ediyor. Ama biz 18 Ocak'ta maalesef orada stopumuzu yaptık. Aksa'ya bakarsak, Aksa'da da stop
Kaçtı? 31-14'tü. Onu da yazalım ki ölçekler 31-14'tü. Aksa çok iyi gitmedi. Bizi zaten ayın 10 Ocak'ta, bir de böyle 10 Ocak var o iki tarihte. 18 Ocak, 17-10'a 15 Ocak. Bu tarihler biraz sıkıntılı tarihler oldu. Stop yapmış. Aksa zaten çok güçlü bir hareket yapmamış. Aksen'de orada da stop 9.44'müş. Onu da ayarını yapalım. Evet. 9.44'müş. Aksen açıldığı andan itibaren iyi gitmiş. Ve bizi yine 24 Ocak'ta. Hadi 18 Ocak'ta yırttık. Ama 24 Ocak'taki yine bir Rusya ile ilgili yine endeksin sert düştüğü bir dönemde düşüyoruz. Burada stop yapıyoruz. Aşağı geliyor. 2 gün sonra yeniden stopun üzerine çıkıp yoluna devam ediyor. Bunun gibi olaylar. Evet, Alarko Holding'de maalesef en yani işte üzüldüğüm hisselerden birisi oldu. Alarko'da izlediğiniz gibi çok iyi gitti ve yine 18 Ocak'ta maalesef 18 Ocak'ta o tek bir günlük düşüşte stop yiyor. Ardından bir daha üstüne çıkıp yürüyor gidiyor ve hala stopta değil. Hala değil. Bununla beraber Eczacıbaşı ilaca bir bakarsak 7.13'müş onun ana stop noktası, onun ayarını yapalım. Evet, Eczacıbaşı ilaçta yine 10 Ocak'ta ki hareketlilikte veriyor, iniyor veriyor. 18 Ocak'ta yeniden bir stopa giriyor, 24 Ocak'ta yeniden bir stopa giriyor. Dikkat ederseniz bütün hisselerde 3 aşağı 5 yukarı 10 Ocak, 18 Ocak ve 24 Ocak diye bir 3 gün var. O 3 gün işte borsada oynaklığın en çok olduğu günler. O günlerde maalesef stopluyorsunuz. Eczacıbaşı ilaçta yine ayı aslında ilk gününden son gününe kadar iyi götüren şirketlerden birisi oldu. Yani hisse senedi seçimi anlamında bir yanlış yok. Gayet iyi şirketler seçmişiz aslında. Güzel bir hisse seçiciliği yapmışız ama top olayı bazı hisselerde bizim lehimize olmuş, bazısında da aleyhimize olmuş. Traktörde de yine iyi gidiyoruz. Yine 18 Ocak'ta stop diyoruz. Ama iyi ki de stop olmuş. Sonrasında traktörün seyri zaten çok iyi değil. Mavi renkli olan biliyorsunuz o. Orada iyi gelmemiş. Selçuk Eczacı'ya bakalım. Onun stopu 11.23'müş. 11.23. Ona bakarsak. Evet, Selçuk Eczacı da yine 18 Ocak'taki harekette stop yiyor, sonrasında çıkıyor ama ayın sonraki kısmını zaten yatay bir şekilde devam ettirmiş. Ve Çemtaş'a bakarsak onun da stopu 17.44'müş. Onun ayarını yapalım. 17.44. İzlediğiniz gibi Çemtaş şurada açıldığı andan itibaren başlıyor. Hep aşağı, hep aşağı gidiyor. Son birkaç gündür yukarı bir hareket şey var ama bizi zaten en kötü geliyor. 17.94'te hareketli stopumuzdan bitiriyor. Evet, yani bizim için sıkıntı maalesef orada oldu. Şimdi açalım Forex FX ekranımızı açalım. Orada endeksi bizim. Şu anda endeks 2000 puan. 2000 oldu. 1766 puan yukarıdayız. %0.88. Çok çok önemli bir hareket yok. Geneldeki iyi o olumlu görünüm hala sürüyor ama maalesef yukarı doğru, gördüğünüz gibi yukarı doğru ivmelenememe, güçlenememe sıkıntısı var. Çünkü taze para girişine ihtiyaç var. Bu tabii olmadıkça da maalesef endekste de çıkmıyor. Tamamen yerlilerleyiz. Biz bizeyiz. Biz alıyoruz, biz veriyoruz. Yeni bir giriş yok. Şurada bakın Ocak ayında endeksteki, hemen tarihi de açalım. 18 Ocak. İşte bakın buradaki siyah çubuk, siyah mum maalesef pek çok hissede, özellikle işte bizim o Alarko, Selçuk Eczacı, pardon Eczacıbaşı ilaç, Alarko, Aksen, bu üçünde ki asıl ana yükselişten bizim faydalanamamızı sağlayan hareketti. Buradan yırtan gitti şuradaki 24 Ocak'taki büyük çubuğa, büyük muma maalesef takıldı.
Çok da iyi de olmadı açıkçası. 10 Ocağa bakalım. 10 Ocak hangisiydi? 10 Ocak şuydu. Evet, 10 Ocak'ta endeks önce yukarı gidiyor. Ardından da aşağıda bir kapanış var. Ters bir gün 11 Ocak'ta öyle aşağı gidip geliyor ama şey, kapanış olarak en önce çıkıp sonra aşağıya doğru yani inmesi maalesef ters bir olaya sebep oluyor. Evet. Sunuma tekrar geçeceğim az sonra. Ve orada da göreceksiniz. Yani aslında biz burada aktif bir portföy yönetimi yapmıyoruz. Yani ay başında bir şey veriyoruz. İşte bir sistemimiz var. Hareketli stop loss. Orada bir şeyimiz var. Yani yani ilk başta bir ana stopumuz var bir kere. Hani ilk başta yükselemeyip doğrudan aşağı inerse bir %4 orada şey var. Biliyorsunuz onu ben geçen ay manuel olarak yapmıştım. Bu ay da şimdi manuel yani elle gireceğiz. Biz önceden %4 otomatik yapıyorduk. Şimdi her hisseye göre özel yapıyoruz. Çünkü onun da biz şeylerini yaşamıştık. Ama işte 2 gün bir 18 Ocak bir de 24 Ocak'taki o günlük oynaklıklarda buradaki sistemimiz bunu söylediği için ben bunu tamamen uyguluyorum. Yani şurada mesela şu Alarko Holding'de %40-48 gitmiş Alarko Holding. Bu Alarko'da ben hareketli stopla %12'de bitiriyorum. Yani burada ya efendim bir günlük oynaklık orada da kapatmayacağız canım olur mu öyle şey? Biz aslında %12 değil %40-48 yaptık deyip böyle bir hile hurda falan yapmıyorum. Yani kural neyse bu. Bunu aynen uyguluyorum. Aynı şekilde Aksen'de de %21. Biz %13 ile kapatmışız. Yani yine burada da bir kural neyse aynısını uyguluyorum. Ama tabii söylemek istediğim şey şu. Yani bu biz ayın ilk günü bir de son günü sohbet ediyoruz sizlerle. Burada daha aktif portföy yönetimi de yapmak sizin elinizde. Yani ben burada sadece bir fikir veriyorum. Bu videoyu yapış amacım da biliyorsunuz yani hisse senedi önermekten daha çok bir portföy yönetimi, yöntemi, sistemi, metodu bunlar hakkında size fikirler vermek. Yani bir çeşitlilik yaratmak, bir sepet yaratmak, hareketli bir stop loss yöntemini uygulamak. Bu tarzda bir şeyler yapmak ama hani siz de mesela kendiniz o gün 18 Ocak'ta daha sakin olabiliyorsanız olabilirsiniz. %13'ten değil de mesela hala belki de Alarko'yu tutanlar vardır belki de elinizde. Bunu da uygulamanız da mümkün olabilirdi. Evet. Sonuç olarak %140 yani %42'ye geldik. Biz Mayıs ayında başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ay bitirdik. %42'deyiz. Endeks bu 9 ayda BIST 100 endeksi %34,7, %35 deyin. Buralara kadar geldi. Fakat biz biliyorsunuz bundan önce şu Mayıs ayında, efendime söyleyeyim Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de biz yine normal stop loss yapıyorduk. Yani hareketli stop loss'umuz yoktu. Eylül'den sonra biz hareketli stop loss kullanmaya başladık. Yani biraz bir yöntemde değişikliğe gittik. Ana stop loss'ları artık manuel yapıyoruz. Çünkü çok yaşadık biliyorsunuz hani ilk başta endekste bir satış oldu. %4 indi hisseler, stopladı. Ardından da %15 gitti mesela. Biz ekside kaldık. Endeks gitti. O günden itibaren Eylül, Ekim'den itibaren dikkat ederseniz portföyün performans çok daha ciddi arttı. Yani eğer biz bu hareketli stop loss'u Mayıs ayından itibaren uygulasaydık belki de şu anda çok daha yüksek yerlerde olacaktık diye düşünüyoruz. Evet, devam ediyoruz bu şekilde. Evet, Şubat ayı hisselerimiz Vestel Beyaz Eşya'yı aldım. İlk başlangıç stop loss'umuz 6,80. Karel 12,25'i ana stop aldım. Tabii hareketliyle de devam edecek. Enerjisa ana stop loss 13,50 aldım. Deva 29,90. Aks Sigorta'da 7,65, EKGO 2,30 ve Medical Park'ı da şey olarak aldım. Evet, çok pardon, siz net olarak
izlemenizi sağlayacağım şimdi. Onun ayarını yapmamışım. Bunları da bu şekilde aldık. Medical Park'ta hemen hemen hepsinde de çok önemli değil, hani teknik anlamda hareketlilikler var. Bilanço olarak beklentiler var. Bilançolar ilan edilecek ve bunları da izleyeceğiz. Evet, şimdi bir açalım. Ne demiştik? Vespe'yi şey yapmıştık, söylemiştik. Vespe'de benim hoşuma giden şey, yani dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada önemli bir, şu bir, şu da iki olmak üzere bir destek noktasına geldi. Hareketli ortalamalardan çok uzaklaştı. Vespe'de bu noktalarda bir tepki yükselişi bekliyorum. RSI bakın şurada 30'a çok yakın. MACD falan zayıf hala ama yavaş yavaş ucunu yukarı doğru çeviriyor. Yani Vespe'de önümüzdeki ay bir yukarı doğru tepki olabilir. İyi bir realizasyon yaptı. Bilançosu güzel. Temettü şirketi olduğundan ötürü de Vespe'yi de buraya da yazmak istedik açıkçası. Karele baktığımız zaman iyi bir bilanço beklentimiz var. Zaten Karel'de son bu yılda özellikle gayet güçlü bilançolar var. Grafik yukarı doğru güçleniyor. 50 günlük ortalamasının üzerinde olması iyi. 22 günlüğü atalım. Bu Forex ekranında ortalamaları, her türlü çizdiğiniz çizgileri şuradan çok rahat giderebiliyorsunuz ve ekliyorsunuz. Mesela o da gayet güzel. Şuradan bir çizgi çekmek isterseniz yukarı doğru. Bu trend çizgisinin üzerinde hareket ediyoruz. Hatta bunu sola uzatalım. Burada da yine Forex'te sevdiğim şeylerin yanı, burada yakalıyorsunuz ve hemen önünüze bir şey çıkıyor menü. Buradan bunu seçtiğiniz zaman uzatabiliyorsunuz. O yüzden daha hızlı, hız veren şey özellikler. Bu çizginin üzerindeyiz ve güçlüyüz. Haftalığa baktığımız zaman haftalık grafikte şurada MACD'lerin hala güçlü olduğunu görüyoruz. Bir miktar hafif bir yavaşlama var ama yine de halen daha kendi ortalamasının üzerinde hareket ediyor. O nedenle gayet iyi olduğunu tahmin ediyorum. Şunu yine buradan seçip çok rahat bir şekilde silelim. Evet, Enerjisa'ya baktığımız zaman Enerjisa'da da yine hemen hemen aynı. Şuradaki hareketinin üzerindeyiz halen daha. Şurası önemli bir dirençti. Bunun üzerine çıktı ve bunun üstünde de duruyoruz ve güçleniyor. MACD'de bir yavaşlama oldu ama yeniden bir güçlenme oldu. RSI hala 60'ların üzerinde güçlü. Haftalık bu baktığımız. Bu arada haftalıkta da yani ortalamaya çok yakındı. Günlük baktığımız zaman da günlükte de yine yukarı doğru bugün 50 ve 22 günlük ortalamaların üzerine çıktık. Bir dinleyicilerimizden çoğu yazmışlar bana, hocam sen 22 günlük diyorsun ama grafikte 20 günlük var diye, ben onu hemen düzelttim. Doğru, gerçi 20 ile 22 gün 2 günlük bir fark olduğu için de çok fark olmaz. Yani Enerjisa'da 14.95 gibi bir direnç var. Buralara kadar bir gidiş olabilir. Eğer aşabilirse de 15.70'lere kadar da bu hareketlilik de sürebilir açıkçası. Deva Holding bir miktar daha hoşumuza gitti. Günlükte yukarı doğru bir 50 günlük ortalamaya doğru üstüne çıktık. Bir ivmelenme başladı. Bu güzel. Öbür yandan yine şuradan analizini yaparsak, hemen bir çizgimizi çekersek, buradan yine bu çizgi üzerinde gidiyor. Bunu hemen sola uzatırsak yine çok anlamlı yerlerden geçtiğini görüyoruz şuradan. 1-2 şu aslında iki kere burada test edilen bir çizgi. Güzel, yani bilançosu da güçlü zaten. O nedenle haftalıkta da bu şişkinliği aldı. Şuraya kadar çıktığında çok şişmişti. Ortalamalardan çok uzaklaşmış geldi. Olumlu ve ılımlı bir şekilde hareketine devam ediyor. AKGRT'de de yine hem temettü veriyor oluyor olmasından ötürü, haftalık bu bakın. Haftalıkta şu tarihlerde inanılmaz bir şişkinlik vardı. Yani bu ortalamasından çok uzaklaşmıştı. Çok riskli bir noktadaydı. Bunu aynen olduğu gibi aldı ve tam böyle 50 haftalık ve 22 haftalık ortalamalarına geldi. 50 haftalık ortalamaya göre ama MACD çok güçlü. O yüzden
bu hisse senedinde bir tepki olabileceğini tahmin ediyoruz açıkçası. Ve şurada da önemli bir şuradan bir tepki vermişti. Önemli bir nokta. Hani burası da alınabilirdi. Şunu şöyle atalım. Burası da alınabilir belki ama hani ondan daha önceki bir nokta bu seviyeler daha gerçekçi olabilir. Şuralarda çok test var. Burada test var. Buradan geri dönüyor. Yukarı doğru yani bu ay bir 850-860'lara doğru bir tepki hareketi gelebilir diye tahmin ediyorum ben. EKGEO'ya baktığımız zaman orada da günlükte yine bir güçlenme var 50 günlük ortalamasının üzerine. Yine bu iyi bir çizgisinin üzerinde hareket ediyoruz. Buraları 2.55'leri test edebilir. GEO'lardan da yana bir rüzgar var. O da bir ortada. Ve Enpark'ta Medical Park'ı da açarsak. Medical Park. Evet. Orada da yine hemen hemen EKGEO gibi çok benzer bir bilanço şey var. Güç bir olay var. Pandeminin azalmasıyla beraber sağlık sektörü hisselerine özellikle hastanelere doğru bir yoğunluk var. Ve yine 36-23'leri aşarsa yukarıya doğru da bir hareketlenme de yapabilir diye bir şey söylemek mümkün olabilir. Evet. En son olarak yine her zaman söylediğimi söyleyeceğim. Bu aylık alım satım işleri borsacıların işidir. Yatırımcıların işi değildir. Yatırımcıyız bizler aslında. Yatırımcılık en önemli, en güzel iştir. Uzun vadede her zaman yatırımcı olun, borsacı olmayın. Ha, borsacılık yapmak istiyorsanız da ana paranızın %20'siyle borsacılık yapın işte. Alım, satın, al, sat gibi. Benim de çok yani ilgi duymadığım işler bunlar. Ama niyeyse bizim yatırımcılarımız çok seviyorlar bunu. Borsada uzun vadeli yatırımdan daha güzel bir şey yoktur. Hikayesi olan iyi, güçlü bir şirket bulduysanız hiçbir şeyden korkacak da bir sebep yok. Ama her zaman bir sepetiniz olsun. Kısa vadeli iş yapıyorsanız da olsun, uzun vadeli de olsun. Stopunuz olsun, bir taktiğiniz olsun, bir tekniğiniz olsun. Her zaman bütün bunları mutlaka yapmanızda yarar var. 22 dakika oldu. Yine uzattım. Çok üzgünüm bunun için. Yani daha kısaltmak isterim ama olmuyor. Gerçekten şu yatırımcı olma işini bir düşünün. Yatırımcı olun. Yani borsacı olmayın. Yani yoksa hakikaten böyle işte 18 Ocak'ta işte 24 Ocak'ta gördük sosyal medyada da neler neler. Borsa kumarhanedir, borsa budur falan. Yani düşerken kötü, yükselirken kimsenin gıkı çıkmıyor. Böyle de değil. Yani uzun vadede ben de pek çok videomda size de bir sürü de istatistik de yaptım. Yani inanılmaz rakamlar var. 100 kat, 60 kat, 70 kat son 10 yılda. Bunlar yani bizim amacımız bunlar. Temettü yatırımcılığı bizim amacımız. Uzun vadede emekli olabilmek borsadan. Bunlar yani borsa demek 3'ten alıp 3 ondan satmak demek değildir. Borsa geleceği inşa edebileceğimiz bir yerdir. O zaman ısrarla söylüyorum borsacı olmayın, yatırımcı olun. Tamam. Peki. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.